Merhaba arkadaşlar. Toprak ve Bitki Bilgisi kitabımızın 3. bölümünde konumuz toprakların kimyasal ve biyolojik özellikleri. Bu programda kil mineralleri, toprağın organik maddesi, toprak reaksiyonu, toprakta kirecin önemi, toprak canlıları konularını ele alacağız. Ünitemizin ilk başlığı altında yer alan killer, toprağa başlıca özellikler kazandıran en önemli mineral grubudur. Toprağın en önemli inorganik mineral grubu kuşkusuz killerdir. Bu minerallerin büyük bölümü kayaçlardaki silikatlı birincil minerallerin önce ayrışıp sonra yeni ürünler oluşturmasıyla ortaya çıkar. Kil minerallerinin büyük bir bölümü 0,002 mm'den küçük, kristalli ve levha şeklindedir. Kil tiplerine bakıldığında karşımıza iki tip çıkar. Bunlardan ilki iki silisyum levhasının arasında bir alüminyum levhası olan 2'ye 1 yani CLC tipi kil iken ikincisi ise dizilişi bir silisyum bir alüminyum şeklinde olan birebir yani siyal kil tipidir. İkiye bir tipikiller, zayıf oksijen bağlarıyla tutturulduğundan esneyebilir yapıdadır. Bu killerin büyük bölümü genişleyebilir özelliktedir. Genişleyebilir ikiye bir tipi killerin yaygın üyeleri Montmorillonit ve Vermikulittir. Kil tiplerinden bir diğeri olan birebir tipi ise toprak oluşumunun hızlı olduğu bölgelerde yaşlanır ve sonrasında demir alüminyum silikatlara dönüşür. Kaolinit bilinen en yaygın birebir tipi kil olarak öne çıkmaktadır. Ünitemizin bir diğer başlığı ise kil maddesinin katyon zenginliğini inceler. Killerin yüzeylerinde oluşumlarına bağlı olarak eksi elektrik yükleri bulunur. Bu yükler toprak çözeltisinden kaynaklanan artı yüklü iyonlarla yani katyonlarla nötrleştirilir. Kil yüzeyindeki bu katyonlar çözeltide başka bir katyon arttığında ya da bitki kökleri oradan yeterli güçle çekebildiklerinde tutundukları yüzeyden ayrılabilirler. Yerleri hemen başka bir katyonla doldurulur. Bu nedenle killerin yüzeyinde tutulan katyonlara değişebilir katyon denir. Toprak yapısını oluşturan bir diğer önemli etmen ise organik maddelerdir. Her türlü bitkisel ve hayvansal atık toprağa ulaştığında biyolojik ve kimyasal tepkimelerle ayrışmaya, yeni ürünler oluşturmaya başlar. Organik madde mikroorganizmaların temel besini olmasının ve bitkilere besin kaynağı görevi yapmasının yanı sıra toprakta fiziksel ve kimyasal olayların faaliyetlerinde de etkilidir. Buna göre iyi havalanma Bol su tutma, su ve hava iletkenliği, erozyona karşı direnç, yapının gelişmesi ve işlemenin kolaylaşması, besin maddelerinin bitkilere hazır durumda tutulması, zehirlere ve asitlik alkaliliğe karşı tamponluk gibi faydaları vardır. Humus, organik maddenin toprak açısından en önemli ve ayrışmaya karşı en dirençli yapı taşıdır. Humus toprağa özgü, koyu renkli, ipliksi Suda çözünmeyen ve uzun ömürlü organik bileşikler topluluğudur. Humusun temel taşlarından biri de azot'tur. Humusun olgun ürünlerinde lignin, yanı sıra şekerler, mumlar, reçineler, sakızlar, yağlar, proteinler gibi çok çeşitli organik bileşiklere rastlanabilir. Toprakta organik maddenin etkileri incelendiğinde toprak rengini koyulaştırır toprağın yapısını geliştirir, su tutma ve su geçirgenliğini arttırır, plastikliği azaltır, esnekliği arttırır. Katyon değişim kapasitesini büyük oranda arttırır, toprağa anyon değişim yeteneği katar. Bitki besin elementlerini değiştirebilir formda veya kendi bünyesinde tutabilir. Asit kökleri dolayısıyla kimi elementleri minerallerden çözüp bitkilere sunar. Organik maddenin toprakta mikroorganizmalar, solucanlar ve benzeri canlılar için başlıca besin kaynağı olur. Onun toprak ve verimliliğine dolaylı etki yapar. Toprakta bulunan organik maddelerin korunması verim açısından önemli bir yer tutar. Ahır gübresi, organik madde ve yeşil gübreleme bitki besin maddesi desteklerinin başında gelir. Ahır gübresi asitli ve yakıcı olduğundan yığın olarak bir kış bekletildikten sonra kullanılması daha uygundur. Organik gübreleme, yaprak, talaş, posa, meyve sebze kabukları gibi atıklar çürümeye bırakıldıktan sonra asitliği gitmesi için kireçlenir ve kompost denen gübre şeklinde toprağa uygulanır. Yetiştirilen bitkilerin hasat edilmeden tümüyle toprağa karıştırılmasına da yeşil gübreleme denir. Toprak reaksiyonu toprağın asitlik veya alkaliliğini gösteren bir terimdir. Sulu çözeltilerde hidroksil ve hidrojen atomlarının bir bölümü iyon halinde bulunur. Çözeltide hidroksil iyonlarının fazlalığı alkaliliğe, hidrojen iyonları ise asitliğe yol açar. Toprak çözeltisinin reaksiyonu pH metre ile ölçülür. Ölçüm belirli oranlardaki toprak arı su karışımında su ile doygun çamurda veya bu çamurdan vakumla elde edilen süzükte de yapılabilir. Laboratuvar ortamında çözelti pH'ları 0 ila 14 arasında değişirse de topraklarda böyle aşırılıklar olmaz. Alt ve üst sınırlar en fazla 2.5 ila 10 pH değerleri arasında oynayabilir. Piyasada pille çalışan taşınabilir pH metreler bulunabilmektedir. Toprak pH'i uygulama çeşitli açılardan önemlidir. Bir takım bitkiler sağlıklı gelişme için belirli pH aralığına gerek duyar. Örneğin çay, asit toprakları, yonca, hafif alkali toprakları sever. Toprakta gelişerek bitkiyi hasta eden mikroorganizmaların büyük bölümü belirli pH aralıklarında aşırı gelişir. Hastalık yaygınlaşır. Ünitemizin önemli bir diğer konusu da toprakta bulunan kirecin önemidir. Bu bağlamda kireç toprakta çok ince tozdan taş kayalara varacak irilikte ve tebeşir gibi yumuşak kireçten sert kireç taşına dek değişen sertliklerde bulunabilir. Toprakta kireç bitkiler için önemli bir kalsiyum kaynağı olmasının yanı sıra çok sayıda işleve sahiptir. Birçok olay kireç tarafından yönlendirilir, hızlandırılır veya yavaşlatılır. Toprak yapısında bulunan uygun düzeydeki kirecin yararları incelenirse, yararlı mikroorganizma sayısında artış, fiziksel özelliklerin düzenlenmesi, zehirli bileşiklerin nötrleşmesi, bitki hastalıklarının azalması, bitki besin maddelerinin yarayışlılığının artması, toprakta reaksiyonun düzenlenmesi, dezenfeksiyon gibi etkiler görülür. Toprak yapısında bulunan kirecin yararlarının yanı sıra Fazla oranda uygulanması sonucunda zararları da göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre besin maddelerinin yararlılığını sınırlar. Bitkilerde metabolizma bozuklukları görülür. Toprakta sert katman oluşabilir. Bitkiler şoka girebilir. Nitrat kayıpları artarken fosforun alınabilirliği azalabilir. Toprak pH'ının yükseltilmesi ürünün zarar görmesine yol açabilir. Ünitemizin öne çıkan bir diğer başlığı ise toprak canlıları ve bu canlıların işlevlerini kapsar. Bu bağlamda topraktaki canlılar organik ürünleri parçalayıp ayrıştırma, mineralize etme, yeni organik ve organo mineral ürünler üretme görevini üstlenir. Toprak canlılarının organik maddeyi parçalayıp ayrıştırma sürecine mineralizasyon adı verilir. Örneğin azotlu organik bileşiklerden bitkilerin temel azotlu besini olan nitrata geçişte onlarca, yüzlerce mikroorganizma grubu görev alır. Toprağın ısındığı ve nemli olduğu dönemlerde toprak canlılarının sayıları ve etkinlikleri artış gösterir. Toprak canlıları açısından bakıldığında bir tutam sağlıklı toprakta yaklaşık 200 milyar adet bakteri ve 100 kilometre uzunluğunda mantar lifleri bulunur. Başka bir deyişle toprak canlılığı doğada hiçbir ortamla karşılaştırılamayacak bir zenginlik taşır. Kurtçuklar, protozoa adı verilen mikroskobik hayvansal canlılar, kafadan bacaklılar gibi canlılar da göz önüne alındığında topraktaki olağanüstü organizma çeşitliliği daha iyi anlaşılır. Son olarak toprak canlıları bitkisel ve hayvansal canlılar olmak üzere iki grupta toplanır. Bitkisel canlılar çoğunlukla güneş enerjisinden yararlanarak mineral maddeleri organik ürünlere çevirebilen ve kendi besinlerini üretebilen varlıklardır. Hayvansal toprak canlıları ise bir hücreliler yani protozoa, halkasız, ipliksi solucanlar yani nematotlar, halkalı solucanlar, böcekler ve büyük hayvanlar olarak sınıflandırılır. Evet arkadaşlar, Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme kitabımızın 3. bölümü olan Toprakların Fiziksel Özellikleri burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Oh uh -huh.